Sanayi üretimi verisi geldi biliyorsunuz, %3.4 oranında bir artış var. Tabii ki Maliye ve Hazine Bakanımız Sayın Berat Albayrak konuyla ilgili hemen tweet'i yapıştırıverdi. Görüyor musunuz sanayi üretimimiz nasıl artıyor dedi. Oysa beklenti %4.5 civarındaydı arkadaşlar. Genel beklentinin neredeyse 1 puan altında bir sanayi üretimi artışı gözlendi. Başka bir ülkede olunsa böyle bir sapma karşılığında çok ciddi bir satış baskısı ile karşı karşıya kalınır. Ama bizimkiler bütün verilerde olduğu gibi bunu da eğip bükmeyi maşallah gayet iyi başarıyorlar. Ne yazık ki bizim gibi bazı tipler de gerçekleri ayan beyan ortaya koymaya devam ediyorlar. Dolayısıyla arkadaşlar sanayi üretiminin gerçeklerini sizlerle paylaşacağım. Hepiniz hoş geldiniz. Dolar tekrar 7.90'ın üzerine çıktı. Şu sıralar 7.91-37 seviyesinde. Bu seviyelerde şimdilik yatay seyrediyor. Aynen söylediğimiz gibi 7.90-95 aralığında, hatta 7.85-95 aralığında bir süre gidip gelecektir diye tahmin ediyorum. Daha sonrasında burada hacimlenen doların hızlı bir şekilde 8.20'ye doğru gittiğini göreceğiz. Ardından 8.80-9 seviyelerini göreceğiz. Yıl sonuna geldiğimizde özellikle Aralık ayı itibarıyla ve cari açık iyiden iyiye gündeme geldiği an itibarıyla doları 9 lira ile 10 lira arasında göreceğiz iyi koşullar dahilinde. Devalüasyonist etkiler devreye girerse, ki bu cari açıkla, bu dış borçla, bu bütçeyle bu kaçınılmaz hale geliyor her geçen gün, o zaman 14-15 lira seviyelerini zorlamaya başladığını göreceğiz. Bir sabah ansızın kalktığımızda 14 liralık bir dolar kuruyla karşı karşıya kalacağız. Bu bozulma devam ettiği sürece, ki dünyadaki bozulma da devam ediyor. Bakmayın, bugün pek çok banka, uluslararası bankanın karlılıkları açıklandı ve beklentilerin üzerinde geldi. Neden beklentilerin üzerinde geldi? Çünkü altında pozisyon aldılar. Çünkü hisse senedi piyasalarındaki agresif işlemlerde pozisyon aldılar. Ve bu bankalar büyük ölçekte Amerika'nın, Avrupa'nın piyasaya verdiği o destekleri kendi lehlerine kullandılar. Karlılıklarını arttırdılar. Ama bu suni bir süreç. 40 milyon kişiye giden vaka sayısı var korona açısından bakıldığı zaman. Yani hızla artmaya devam ediyor. Avrupa'da pek çok ülke kısıtlamalara gidiyor. Hatta Almanya, Fransa gibi ülkeler okulları kapatmayı planlıyor. İtalya, İspanya gibi ülkelerde sınırlamaları arttırmayı planlıyor. Dış ticaret mi? Dış ticaretle ilgili zaten beklentiniz çok olmasın arkadaşlar. Almanya bile ekonomik krizi konuşmaya başladı. Bakın, yatırımcı güven endeksi bir anda 77 seviyesinden 56 seviyesine düşüverdi Almanya'da. Demek ki işler hiç de öyle iyi gitmiyor arkadaşlar. Almanya deyip geçmeyin. Bu arada bizim ticaretimizin neredeyse yarısından fazlasını Almanya ile yaptığımız ticaret kapsıyor. Almanya'nın zarar görmesi, ekonomisini küçültmesi, sıkıntıya girmesi bizim ekonomimizin, bizim ihracatımızın çok daha büyük sıkıntıya girmesini beraberinde getiriyor. Türkiye'nin dış ticaret dengesi açısından ve cari denge açısından bakıldığı zaman ihracatın düşmesi, turizm gelirlerinde olmaması ile birlikte cari açığı tetiklemeye devam ediyor. Bu da dolar üzerindeki baskıyı her geçen gün biraz daha arttırmaya devam ediyor. Onun için devalüasyonist etki her an karşımıza çıkabilir diye sizleri uyarıyorum. Doların düşeceğini düşünenler ya da altının düşeceğini düşünenler daha çok düşünürsünüz. Dolarda ufak tefek gevşemeler yaşanabilir. Altında ufak tefek gevşemeler yaşanabilir ki nitekim şu anda yine 1900'ün hafif altındayız. Ama sonuç itibarıyla bu düşüşler son derece geçici düşüşler arkadaşlar. Yarın öbür gün çok sert bir şekilde hem altının, onsunun hem de doların yükselişinin devam ettiğini hep birlikte gözlemleyeceğiz. Gram altının da, gümüşün de yükseliş eğilimlerinin devam ettiğini göreceğiz. Euro'nun, sterlinin de yükseliş eğilimlerinin devam ettiğini göreceğiz. Çünkü koşullar iyiye gitmiyor, aksine koşullar kötüye gitmeye devam ediyor. Hem Türkiye'de hem dünyada. Türkiye'deki koşullar dünyadan da çok daha sıkıntılı arkadaşlar. Çünkü zaten biz büyük bir mali krizle, büyük bir ekonomik krizle bu pandemi sürecine adım attık. Daha doğrusu büyük bir ekonomik krize girmek üzereyken pandeminin içerisine girdik. Ve şimdi pandemiyi bahane ederek pandemi olmasaydı biz süper toparlanırdık falan gibi açıklamalar yapıyoruz. Tam buraya gelmişken hadi gelin sanayi üretimini konuşalım biraz. Sanayi üretimi %4.5 beklenirken %3.4 oranında bir açıklamayla karşımıza çıkıyor. Hemen basın devreye giriyor. Gördünüz mü sanayi üretimi nasıl arttı? Ya kardeşim, daha düne kadar beklenirken
beklentiniz %4,5'tu. Onun 1 puan altında bir sanayi üretimi geliyor ve bunun muhteşem bir şey olduğunu ifade ediyorsunuz. Hazine ve Maliye Bakanı bu konuyla ilgili tweet atıyor. Süper diyor, sanayi üretimimiz harika gidiyor diyor. Bu büyümeyi acayip etkileyecek diyor. Türkiye üretim alanında çok önemli bir reform sürecine girdi diyor. Biz niye bunun farkında değiliz? O zaman hem gıda ürünlerinde hem sanayi ürünlerinde ithalat oranlarımız neden her geçen gün artmaya devam ediyor? Neden doların yükselmesinden bu kadar büyük bir tedirginlik duyuyoruz? Madem yerli kaynaklarımızla artık üretim yapacak bir pozisyona geldik, dolar yükselirse yükselsin, nereye giderse gitsin, enflasyon üzerinde hiçbir baskı yapmayacak demektir. Ama öyle değil arkadaşlar. Hala üretmemeye, kendi kaynaklarımızla üretmemeye devam ediyoruz. Alın size bir haber. Bugün ekmek fiyatları İstanbul'da %20 oranında zamlandı. Enflasyonun %11-12 arasında seyrettiği bir ortamda ekmek fiyatlarının %20 oranında artmasının bir açıklaması var mı? En önemli ihtiyacımızdan, gıda ihtiyacımızdan bahsediyoruz. Geleneksel en önemli kaynağımızdan bahsediyoruz. Ekmekten. Ekmeğin fiyatı bile eğer %20 oranında arttıysa Türkiye'deki enflasyonun %11-12 aralığında olduğunu söylemek mümkün mü? Türkiye üreten bir ülke, göğsümüzü gere gere biz reformlar yapıyoruz ve bu reformlar sonucuna ulaşabiliyor demek mümkün mü? Bunların hepsi illüzyon ve illüzyon kalmaya devam edecek eğer ki doğru adımlar atılmaz ise. Bakın, dünyanın her yerinde bütün ülkeler, doğru düzgün yönetilen ülkeler daha doğrusu, gerçekleri gizlemiyorlar. Ayan beyan neyse onu söylüyorlar. Pandemiyle ilgili de, ekonomileriyle ilgili de, sıkıntılarıyla ilgili de doğruları vatandaşlarıyla paylaşıyorlar ve bunu hep birlikte çözmek zorundayız diye açıklamalar yapıyorlar. Bir tek biz ve Trump, bakın biz ve Trump, Amerika demiyorum, sadece biz ve Trump konuları eğip bükmeye çalışıyoruz. Trump hastalandı, hastaneye girdi, çıktı, ilk mitingini Florida'da gerçekleştirdi ve Florida'da yaptığı bu mitingde söylediği sözler, Amerikan başkanının söylediği sözler olamaz. Bakın ne söylüyor? Kendimi acayip güçlü hissediyorum. Şu anda aşağı inip hepinizi öpebilirim. Erkekler ve güzel kadınları öpebilirim diyor Trump. Hala konuları eğip bükmeye, çarpıtmaya devam etmeye çalışıyor. Hala bir şeylerin harika gittiğini, pandeminin Amerika ekonomisine, Amerika halkına hiçbir zarar vermediğini falan söylemeye çalışıyor. Harika işler yapıyoruz demeye çalışıyor. Evet, Amerika Trump geldikten sonra ekonomik başarılar elde etti. Pandemi öncesinde işsizlik seviyesi 50 yılın en düşük seviyelerine düşürüldü vesaire, kabul ediyorum. Ama sonuç itibariyle Trump'ın bir yığın uluslararası polemiğe girdiğini görmüyor muyuz? Amerika ile Çin'i gererek, bütün dünyayı gererek, Avrupa Birliği ile Amerika ilişkilerini gererek ya da Türkiye-Amerika ilişkilerini gererek izlediği politikanın Amerika'nın kurumsal devlet yapısıyla çok da fazla örtüşmediğini biz görmesek de Amerikan vatandaşları görmüyor mu sanıyorsunuz? Büyük bir kısmı görüyor ve Biden oylarını onun için arttırıyor ve Trump'la arasındaki farkı %10'un üzerine çıkarıveriyor. İllüzyon yapmaya çalışan yönetimler her seferinde daha da başarısız olmaya mahkum oluyorlar. Türkiye'de bir süre bu işe yarıyordu çünkü ekonomik olarak sıkıntı yoktu. Ama şu anda yaşanan ekonomik sıkıntılar artık Türkiye yönetimini de büyük bir açmaza sürüklüyor. O geleneksel illüzyonlarının hala vatandaş tarafından yenilebileceğini düşünüyorlar. Hala bunun işe yaradığını öngörüyorlar ama yaramıyor. Anketlere baktığınız zaman ciddi oy kayıplarıyla karşı karşıya kaldıklarını görüyoruz. En son bir anket şirketinin araştırmasına göre AK Parti'nin oyları %30 seviyelerine kadar erimiş durumda. Milliyetçi Hareket Partisi'nin oyları baraj altına düşmüş durumda. Bu tablo siyasi bir tablo diye değerlendirmeye kalkarsanız büyük bir yanılgı içerisine düşersiniz. Bu tablo tamamen ekonomik bir tablo. Güvensizliğin en net göstergelerinden birisi. Artık vatandaşın hiçbir göstergeye inanmadığı gibi hükümetin sözlerine de inanmadığını gösteriyor. İllüzyonlarla bu işin çözülme ihtimali yok. Dünya büyük bir sıkıntılı süreçte. Türkiye çok daha büyük bir sıkıntılı süreçte. Türkiye
acilen vatandaşına dönmek zorunda, vatandaşının sorunlarını çözmek zorunda. Sana borç vereceğim, ucuz kredi vereceğim, hadi git bu ucuz krediyle ev al demekle olmuyor. Sana verdiğim krediyle harcama yap demekle de olmuyor. Dünyanın en büyük ekonomilerinden birisi haline gelen Çin, 1,5 milyon dolarlık bir dijital parayı Çin halkına dağıtıyor. Neden bunu yapıyor? Çünkü yeniliklere ve gelişmelere ayak uydurmak zorunda. Aynı zamanda da vatandaşının refah seviyesini yükseltmek zorunda. Çin'deki vatandaşların refah seviyesi ülke ekonomisinin büyümesiyle birlikte her geçen gün biraz daha gelişiyor. Ama 3-5 Çinli değil, bizdeki 3-5 ballı kaymaklı müteahhit gibi. Çin'in geneline yayılmaya başladı gelir seviyesinin yükselmesi. İşte bütün vatandaşlar bunu bekliyor ülkesini yönetenlerden. Herkes kendi refah seviyesinin yukarıya taşınmasını bekliyor. Bütün dünyadaki bütün ülke vatandaşları, sadece bizler değil bakın. En son İsveç'te asgari ücretin dünyanın en yüksek seviyesine çekilmesiyle ilgili bir referandum gerçekleştirildi arkadaşlar. İsveç'in asgari ücreti Türk lirasıyla 33 bin lira oldu. Bakın 33 bin liralık bir asgari ücretten bahsediyoruz. Türkiye'de ise 2700 liralık bir asgari ücret var. Bu koşullar içerisinde çıkıp da bizim refah seviyemiz çok yukarıda, biz Türkiye'nin gücünü bütün vatandaşlara yayıyoruz, zenginliğini tüm vatandaşlara yayıyoruz sözlerini söylemeye kalkarsanız, özellikle bu internet çağında, haber alma çağında, herkesin bilgiyi paylaştığı bir çağda adam İsveçli'nin ne kadar maaş aldığını görür ve döner der ki size, hadi canım madem geliri tüm Türkiye'ye yayıyorsun, bütün vatandaşlara yayıyorsun, o zaman benim asgari ücretimi de yaşanabilir seviyeye çek der. Açlık ve yoksulluk sınırları her geçen gün yükselmeye devam ediyor. Yoksulluk sınırı 8 bin liranın üzerine çıkmış durumda. Açlık sınırı 4 bin liraları zorlamaya başladı. Dolayısıyla bu koşullar içerisinde siz çıkıp vatandaşınıza 2700 bir asgari ücret vermeye kalkarsanız dalga geçersiniz. Dolayısıyla bütün inandırıcılığınızı da kaybedersiniz. Üstelik bir iki tane tip de çıkıp simit çay hesabıyla aslında biz ne kadar iyi geçiniyoruz gibi saçma sapan hesaplar yapmaya kalktığında sizi çok daha büyük sıkıntılara sokar. Vatandaşın boş söze ihtiyacı kalmadı artık. Kimse boş söz duymak falan istemiyor. Acilen sorunlarının çözülmesini istiyor. Avrupa'nın yaptığı gibi, Amerika'nın yaptığı gibi, hatta ve hatta Çin'in yaptığı, Rusya'nın yaptığı gibi vatandaşın gelir seviyesinin hızlı bir şekilde yukarıya çıkmasını bekliyor. Türk vatandaşı bunu istemekte sonuna kadar haklı. Kimse çıkıp da bunun tersini iddia etmesin. Türk vatandaşı birileri aşırı zenginleşirken, çok büyük bir şaşa içerisinde yaşarken kendilerinin neden bu kadar dipte olduğunu sorgulamaya başladılar. Aslında siyaseten yaşanan kayıpların temelinde de bu yatıyor. Sayın Berat Albayrak'ın attığı tweetlere kimsenin inanmamasının temelinde, hatta zaman zaman sosyal medya ortamında dalga konusu yapılmasının temelinde de bu yatıyor. Kimse yaşadığı ülkedeki siyasetçilere ya da ekonomi yönetimine güvenmiyor ve bu farklılıkları da kabul etmiyor. Bakın dolar 7.91 seviyesini aşmış durumda. Euro 9.31 seviyesinde. Altın 488 seviyesinde. Uluslararası piyasalardaki gelişmeler elbette piyasadaki diğer enstrümanları etkiliyor. Elbette parite 1.17-1.19 aralığında gidip geliyor. Ya da altının onsu 1890'lı seviyelere düşüyor, 1930'lu seviyelere çıkıyor vesaire. Ama uluslararası arenadaki piyasa rakamlarının gelişimi Türkiye'deki dinamiklerden çok farklı arkadaşlar. Uluslararası piyasalar dünyadaki ekonomik gelişmelere, pandeminin geleceğine gerçekçi bir şekilde bakarak hareket ediyor. Bizde ise sadece illüzyon ekonomisi ve illüzyon siyaseti yapılıyor. Ve tüm bu siyasette bütün inandırıcılığını kaybetmiş durumda.
Artık kimse altının düşeceğine inanmıyor Türkiye'de. Artık kimse doların düşeceğine inanmıyor. Hatta bir yığın rakamın bile gerçekçi olduğuna inanmıyor. Enflasyon verilerine inanmıyor, işsizlik verilerine inanmıyor. Yarın öbür gün doların her an bir devalüasyonist etkiyle karşı karşıya kalacağını düşünüyor. Daha da fakirleşeceğini, işlerin daha da kötüye gideceğini düşünüyor. Sayın Berat Albayrak attığı tweetleri bir kez daha gözden geçirmeli ve cımbızla çekip aradaki bir iki tane iyi gösterilmiş rakamı tweet olarak atıp vatandaşa ekonomi harika demek yerine artık daha gerçekçi tweetler atmalı. Türkiye'nin gerçeklerini ayan beyan söylemeli ve bunlarla ilgili mücadele verdiklerini ve bunların acilen düzeltilmesi gerektiğini söylemeli. Belki o zaman vatandaş bir şans verebilir. Ama bu kafaya hiçbir şekilde şans verilmeyeceği çok net bir şekilde ortada. Evet, bu videom da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar görüşeceğiz. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı bir şekilde ulaşıyorum. Diğer taraftan videoyu beğendiyseniz mutlaka dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak kanalımıza destek verebilirsiniz. Ve tabii ki beni Instagram'dan da takip etmeyi ihmal etmeyin. Hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.